Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Eline sağlık hatun. Afiyet olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Al bakalım bal kızım, al. Al yavrum sen de. Sağ ol. Hadi bakalım buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ver. Versene abi. Hepsini sen mi yiyeceksin? Çekmişsin önüne koca çanağı. Oğlum o kadar yenmez. Ciğerin kavrulacak, ne yapıyorsun? Evladım önünden alan mı var? Boğazında kalacak, yavaş ye. He, anladım. Çarşıda Gökçe Hatun. Anası Gökçe Hatun'a zeytin gözünü demişti ondan. Oğlum Haris, kardeşinden kaçıracağım diye o kadar zeytin yenir mi canım? He. Sevdadan yiyor dede, sevdadan. Hı. Zeytin sevdasından. Uğraşma kızım abinle. Oğlum, yiyecekle oyun olmaz, günahtır. Çekirdek. Zeytinin çekirdeği soluğuna takıldı. Değil mi oğlum? Ben dedim, önünden alan mı var dedim. Bu kadar hızlı yeme dedim. Dedim, boğazında kalır dedi. Abdullah ben de dedim. Demedi mi ciğeri kavrulur dedim. Dedim ben de. E dinlemiyor. Dedin evet. Abdullah sırtına vur şunun. Sırtına gidiyor çocuk. Ölecek baksana. Haris. 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 Evladım ya o. Oğlum. O gitti. Allah gitti. Oğlum. Vur vur sert vur. Oğlum. Oh, hadi oğlum. Hadi. Hadi hadi oğlum. Hadi. Ya Allah. Haris. Oh be. Oğlum. Oh be. Allah'ın yarattığı her şeyin bir anlamı var. Faydasız sandığımız şu küçücük zeytin çekirdeği bile içinde koca bir ağacı saklar. Kim bilir insan bedenine nice faydası vardır şuncacık zeytin çekirdeğinin de biz bilmiyoruz. Ah, ah. Örümcek ağlarını temizlemiyorum diye hakkımda kirpas içinde yaşıyor diyorlarmış. Hah. Lakin kaç vakittir örümcek ağlar üzerinde çalışıyorum ben. Peki neler buldun Kuşer Efendi? Örümcek ağlarının mucizevi sırları var. Öncelikle oldukça dayanıklılar. Aynı zamanda esneklerdi. İşte ben de bunları kullanarak kanı durduracak bir madde yapmak istiyorum. Bu tıp ilmine müthiş bir katkı olur. Evet. Örümcek ağlarının birçok şifasının olduğuna inanıyorum. Lakin bunları ispatlamak için daha çok çalışmam lazım. Tabiatın her parçasında bir mucize vardır. Ben de zeytin çekirdeğinin faydalarını araştırmaya karar verdim. Hmm, çok iyi düşünmüşsün. Acaba kitaplığında araştıracağım konuyla alakalı kitaplar var mıdır? Elbette var. Birkaç tane var. Öncelikle... Dioscorides'in ilaç bilgisi. Sonra gel. Bir de bu. Tozları da araştırıyorsun herhalde Kuşçer Efendi.